Hasan, Antep'te, Gaziantep'te Türkiye Şampiyonası'na katıldın. Orada neler oldu? Yarışmayı kaçıncı bitirdin? Şampiyonluğu hedefliyordun. Neler oldu orada Gaziantep'te Hasan? Ben Gaziantep final yarışlarına katılmadan önce ben çok çalıştım ve kendime inandım. Yarışa gitmeden önce fakat serz zeminden dolayı ben aşınteritorundan bir sakatlık yaşadım. Ekor Hastanesi'nde MR çekildiğimde bana Sayın Doktorumuz Erol, Sayın Saygıner bana evet. Ödem olduğunu söyledi. Yarışabilirsin dedi. 4 gün dinlenme verdi bana. Ben de dinlenip Gaziantep'e gittim. Hedefim öyküş değil. Birinci olmakta yaşamımızı en iyi şekilde temsil etmekti. Fakat ayağım aşın tentonu ağrısı daha çok artınca orada tedavi gördüm ve tüm rakiplerim 81'in tüm sporcuları da beni tedavi görürken gördüler ve yarışa başlamadan önce beni ön almaları gerekirdi. Ben ferdi olarak katıldım Gaziantep final yarışlarına, cross ligi yarışlarına. Beni orada çıkartmadılar. Yarışta tüm 3 tane rakibim vardı zaten. Onlar önde çıkarken ben orta yerlerde çıkmış oldum. Onları son 600 kala yetiştim ve sıralamada 6. girdim ve ferdi olarak 3. oldum. Keşan'ımızı en iyi şekilde temsil ettim. Bana desteklerinden dolayı Keşan Belediye Operatör Doktor Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Muhtarımız Bayram Ali Karafalar'a, hocamız Esra Gülmaz'a ve tüm Keşan'a, halkına bana desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür. Bu sağlığınla ilgili son durum nedir Hasan? Sağlığımla ilgili son MR çekildiğinde bir haftaya kadar operatör doktorumuz Sayın Erol Saygıner'de dinlenmemi istedi ve dinlenmemden sonra çok iyi olacağımı söyledi abi. Peki. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Şu anda da Sayın Kalfalar'la birlikteyiz. Sayın Kalfalar, Hasan'ın sağlık durumu ve Gaziantep'teki yarışmalarında sizle beraberdiniz. Oradaki gelişmeler, son durum nedir Sayın Muhtarım? Neler oldu Gaziantep'te? Sayın Erdoğan, her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Tabii çok yakından ilgili, tabii spor camiasına da geldiğiniz için hakikaten ilginize teşekkür ediyorum. Bizi de bu mutlu ediyor. Ancak böyle kendimizi lanse edebiliyoruz veya aktarabiliyoruz vatandaşımıza. Buradan baştan Sayın Belediye Başkanımız Operatör Doktor Mehmet Özcan'a, Esra Akgün Yılmaz'a hocamız, ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bir de Hasan'ın sağlığıyla yakından ilgilenen Edirne Ekol Hastanesi'nde Profesör Erol Altın Saygılı ve Profesör hocamıza da bütün şeyleriyle zaten ilgilendiği için Hasan biliyorsunuz önce geçtiğimiz günlerde Marmara birincisi oldu şeylerinde. Bu Marmara birinci çalışmalarından döndükten sonra sağ çalışmaları zaten de az evvel onu da kendisine izah ettiği gibi bir sıkıntı oldu ayaklarında, ayağında bu şeyde. Onun için burada Ekol Hastanesi kök hücre dediğimiz, tabii büyük ihtimalle çok yüksek bir ücret ama hiç talep etmeden tedavisini gerçekleştirdiler ve bu tedavi sonucunda bir hafta sonunda biz yarışa gittik, Türkiye Şampiyonluğu yarışmasına. Ve orada gördüğüm bazı şeyler, tabii bunu da açıklamak istiyorum. Gittik, yani şey olarak çok güzel hazırlanmışlar. Ve dışarıdan gelen, Güney ve Doğu Anadolu'dan, yani o bölgeden gelen insanlarımızın, gençleri bir bakıyorsun, tabii Hasan yaşında 16 yaş, ama onlar yaşında değil yani. Hepsi 18-19 yaşında olan insanlar. Ve ilk yarışın başladığı nokta, çok geniş alanda başlamasına rağmen çok iç içe başladığı dün ben gördüm yakinen. Tabii ben 600 metre, yani bitişine 600 metre kala, daha öncesinde de orada görevli bir kardeşimiz Sertan Meriç diye, ona da teşekkürlerimi sunuyorum, bizimle ilgilendi. Bir dairede bölge müdürü kendisi orada. Yakinen geldiler, aldılar, bizi ilgilendi. O da Hasan'la aynı şekilde. Benim önümde de Esra Hoca, Hasan'a da bir takviye olarak. Tabii Hasan'ı baştan ilk etapta salmadılar ve orada biz bir Hasan'ı tedavi yaptırdık. Orada bir yanlış yaptık herhalde biz. O tedavi yaparken sporcuların görmesini biz düşünemedik ve orada görmüşler bunu tabii. Görünce başlarken de aynı yere tekrar darbe indirildi Hasan orada. Ve bu darbeye rağmen yaşta 3. yani ferdi olarak 3. takım olarak 6. gelmesini sağladı. Ve Hasan'ın da tabii bu azmi oradaki azmi çok önemli ve sertliği, hakikaten inancı çok önemli. Ve bu inancını da bitişte, buradan federasyon başkanımıza da teşekkür ediyorum, Fatih Çintimar'a. Geldiği gibi Hasan'a hemen sarıldı, sakın dedi, üzülmeni istemiyorum. Çünkü sen yaşında burada birincisin ve bunun, sen bizim gözde sporcularımızdan bir tanesisin. Çünkü 2023
Seyir Olimpiyatlarında bunun şeyi var. Şimdi bir de tabii burada şöyle bir şey var. Bugün de İstanbul'da 800 ile dün 1500, bugün de 800 salon yarışması var. Ahmet Can Ateşli'yi gönderdik. İkinci. Ahmet hem 1500'de hem 800'de ikinci geldi. Bu tür yarışmalara hiç katılmadığı halde sevti olarak orada da büyük ihtimalle büyük göz doldurdu. Aldığım bilgiler, duyumlar beni burada da çok mutlu etti. Çünkü burada bu amur var. Federasyon başkanı da onu görüyor. Edirne de bunu gördü. Spor müdürü de bunu gördüğü için. Orada baştan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan Bey'e de, Serhat Bey'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten burada bir amur var, güzel bir gelişme var. Tabii bu da Esra hocamız bunun şeyi, güzel bu işi tespitini yaptı. Ve kendisi de tabanda olan bir insan ve çalışmasını seven bir insan. Ve bize bu çalışmalarımızda kendilerine büyük destek veriyor. Tabii başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere Sosyal Yardımlaşma bünyesinde beraber çalışıyoruz burada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve burada da Ahmet Ateşli biliyorsunuz, Ahmet Tekin öğrencisi. Bunlar çok daha öğrenci var tabii. Ahmet de arkadan yetiştiriyor. O da bu işin içerisinde. Ve bir yere geldik yani. Bir yere gelmeye çalışıyoruz. Burada bir eksiğimiz. Artık atletizm spor kulübünü kurmaya geldi. Şimdi Zurna'nın son dediği, yani bant eline geldik şimdi. Zurna'nın son dediği deliğe geldik. Onun için ilk etapta bunu başarmamız lazım. Sayın Başkanımız da Gaziantep dönüşünden sonra, geldikten sonra bunu tekrar bir görüşelim dedi. Herhalde büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bununla da bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Teşekkürler. Kamuoyuna saygılarımı sunarım. Teşekkürler senin. Geçen gün İstanbul'daki salon atletizm yarışmasında ikinci oldum. Neler söyleyeceksin bu yarışmayla ilgili Ahmet? Evet, ben kendime inanarak çıkmıştım zaten bu yarışa. Kendimden emindim. Çıktım ve ikinci oldum ama birinci olma şansım vardı. Çok iyi kulüpler vardı. Enka gibi, Fenerbahçe gibi. Ama ben onlara rağmen iyi koştum, iyi derece yaptım. 800 metrede 2.06 derecemle çok iyi bir sonuç geldi. Buradan giderken de çok iyi destekler aldım. Muhtarımız Bayram Ali Kalfalar tarafından, Ahmet abi, hocam. Yani çok iyi bir destek aldım giderken de. Böyle oldu. Peki Ahmet, sen de şimdi atletizmin dışında antrenörler de başladın ve Ahmet salon yarışmasında ikinci oldu. Neler söyleyeceksin? Hem çalışmalarla ilgili neler, düşüncelerin, görüşün nedir Ahmet? Şimdi Erdoğan abi, şöyle bir şey, Ahmet'in bu başarıları elde edeceğinden biz çok emindik. Biz kendisine de inanmıştık. Ben Ahmet'in o yağmurlu havada çalıştığını görünce ben çok gururlanmıştım. Çünkü tek kardeşlerden başka o yağmurlu havada Keşan'la çalışan pek yoktu. Ahmet'i o gün tanımıştık. Biz çok iyi, çok şiddetli bir yağmurda çalışıyordu kardeşiyle, Dilara kardeşi de var. O da geleceğin bir atletlerinden biri olacak, ona da inanıyoruz. Esra Hoca, Esra Gülmez Hocamızın ortaklaşa antrenman bilgilerini aldıktan sonra birlikte ortaklaşa Ahmet'e antrenmanlar verdik. Ahmet yapamam diyemedi, yaparım dedi. İnandı kendisine, güvendi. Ve tecrübeleri elde etti. Daha ilk kez tecrübesiz şu anda diyoruz Ahmet'e. İleride daha iyi olacaktır. Salona ilk deneme yarışmasıydı. Nerede ne yapacağını bilememesine rağmen o dereceleri elde etti. Ve biz Ahmet'e inanıyoruz ki bundan sonraki diğer yarışlara daha iyi dereceler elde ederek biz milli sporcu gözüyle artık bakıyoruz Ahmet'e. Ahmet, bir de senin çalışmaların ne aşamada? Benim çalışmalarım şu anda toplamda 75 öğrencim var benim Erdoğan Bey. Alk Eğitim ve Gençlik İlçe Spor Merkezi ile birlikte toplamda 75 tane öğrencimiz var. Bu 75 tane öğrencilerden ilk 15'ini geçen Edirne'de yarışlara getirmiştik. İlk 15'i çünkü yarışlara hazırdı. Diğerleri daha yeni katıldığı için tecrübeleri yoktu. Yarışmaya sokamadık onları. O ilk 15 kişide de biliyorsunuz Bağdat Ülke Yurtum Okulu'nda öğrencilerimiz vardı. Onların kızlarda ve erkeklerde çok iyi dereceler ettiler. İyi çalışmalar neticesinde bu dereceleri aldıktan sonra bizi çok memnun ettiler. Çalışmalar çok iyi gidiyor Erdoğan Bey. Biz inanıyoruz ki birkaç yıl içinde milli sporcular yetiştireceğiz. Teşekkürler. Muhtarım, sen neler söyleyeceksin? Sizin de büyük uğraşınız var bu konularda. Neler evet, söyleyeceksin? Burada her şeyden önce tabii Keşan'a saygılarımı sunuyorum. Kamuoyuna. Burada ben Atletizm Federasyonu'nun söylediği bir kelimeyi sarf edeceğim. Gaziantep'te geçen yarışmalarda Keşan bir ivme kazandırdı Edirne'de ve Esra Hoca'nın sayesinde Ahmet Tekler'le kardeşimiz, oğlumuz Asen olarak olmak üzere
Tabii oradaki Hasan'ın da başarısı yansınaması daha önce de vermiş olduğum bilgilerde. Tabii az evvel Ahmet'in verdiği örnek çok enteresan bir örnekti. Bu koşularda, yağmur koşularından sonra direkt bana geldiler. Dediler ki ne olur, dedi bana böyle böyle yani bu koşuyor bu çocuklar. Dedim o zaman tamam işte bak öğrencileriniz hazır. Yani burada bir şey yapalım. Ki Ahmet burada tabii 2-6 dereceden bahsediyor. 1500 metrede de kaç şeyde Ahmet? 2-24. 2-24 yani şurada 800 metrede ikinci ve 1500 metrede de ikinci ki yeni yeni salon olmamasına rağmen yani burada atletizmle ilgili altyapının olmaması eldeki imkanlar çerçevesi içerisinde buraya getirildi bu ve getirilmesinde buraya kadar getirilmesinde de başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere hakikaten Allah razı olsun kendilerinden her zaman desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. İnşallah ileriki günlerde de altyapıdaki eksiklerimizi de gidereceklerine inanıyorum. Böyle bir çalışmalar da olduğunu duyuyorum. Tabii bizi büyük ihtimalle ileriki günlerde bu çalışmalar çerçevesi içerisinde Atletizm Federasyonu da Keşan'a gelme durumu söz konusu. Çünkü böyle başkanın bir başka federasyon başkanı Fatih Çin Timar'ın da Keşan'a gelme durumu söz konusu. Hakikaten ilgisi yüksekti bize karşı kendisine. Buradan saygılarımı sunuyorum. Tabi burada Esra Hanım olmak üzere Edirne Spor Müdürü, ya baştan İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere Spor Müdürü, İl Milli Eğitim Hüseyin Özden Spor Müdürü Serhat Bey olmak üzere. Burada tabi Vali Bey'in de büyük şey oldu. Giden valimizin de Allah razı olsun. İnşallah gelecek valimizin de bunlara daha ağırlıkta bir önem vereceğine inanıyorum. Ve burada unutmamamız gereken de sağlıklarla ilgilenen Edirne Ekol Hastanesi Profesörümüz Osman, şimdi bilemeyeceğim şeyi çıkaramadım ama Ekol Hastanesi'ni Sayın Hocamıza bu da saygılarımı sunuyorum. Bütün şeylerine ilgileniyorlar çocuklarımızın. Her zaman da yanımızda oldu. Onun için ben burada yani katkısı olan, karınca kararınca katkısı olan, ben sadece bir karıncayı taşıyorum. Yani sorunu çözme değil yani ama ben üstüme düşeni yerine getirdiğim inanıyorum. Ve getirdiğimiz çerçevede nelere kadir olduğumuz da ortada. Siz de şahit oluyorsunuz. Sizinle beraber de gidiyoruz. Ve bu çocuklar hiç yoktan yani hakikaten durumları müsait değil. Hiç yoktan ben şöyle tabir ediyorum. Ağaç karnına, ağaç tahsil yani ağaç karnına. Bir şeyler yapmaya ama azim var her şeyden önce. İnanç var. İnanç ve azim birleştiği takdirde başarı şansı olmama şansı yok. Ben onlara söylüyorum. Başarmadan başka şansınız yok. Arkaya zaten hiç bakmayın. Teşekkürler. Benim onlara söylediğim bu. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.